Evet, bugün başlıktan da gördüğünüz gibi kimsenin beklemediği bir güncelleme geldi ve bu sefer güncelleme haberi Car Parking 1'e geldi. Çoğunuz bu videoyu açarken eminim ki diyordur, kesin Car Parking 2'ye yeni bir güncelleme geldi diyordur ama bu sefer herkes şaşırdı arkadaşlar. Çünkü yani Car Parking 1'e geldi güncelleme. Car Parking 1'e de gayet çok güzel bir güncelleme geldi açıkça söyleyeyim. Bu arada video başlamadan önce yani fotoğrafları bana bayağı bir hızlı yetiştiren yakın tanıdığım insanlara, Master Garage Discord'daki yetkililerim Mehmet'le Yunus'a çok teşekkür ediyorum. Onlar bana hemen yetiştirdiler. Ya benim de haberim olmadan fotoğrafları atan kişilerdir. Ben de şimdiden teşekkür ediyorum o kişilere de. Arkadaşlar, YouTube'un algoritması biliyorsunuz like'lara göre işlediği için de videoları ona göre öneriyor. Sizlerden de bu güncelleme özel video güzel like sayısı atarsanız şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi hiç uzatmadan da videoda geçelim efendim. Ben bu videoya girer girmez yani şöyle gülmekten patladım çünkü nedenini söyleyeyim. Bir güncelleme gelir gelmez Instagram yorumlarda fotoğraflara dayanarak öyle bir yorum yaptım ki sanki oyun Farming Simulator'a benzemiş gibi, yani şu ilk fotoğraftan. Yani zaten göreceksiniz. Arkadaşlar, bildiğiniz şu ilk fotoğrafı Farming Simulator gibi hazettim ben ama Farming Simulator değil arkadaşlar. Ve oyuna yeni güncelleme olarak abi yeni map tamamen eklendi diyebiliriz artık. Yeni map'te şöyle gördüğünüz gibi fenler var, buğdaylar var falan gibisinden. Burada da ufaktan da bir sürpriz var. Mercedes G kasanın 6X6 diyorlarmış bu arabaya. Ama ben de bu arabanın ismini bilmiyordum açıkça söyleyeyim. Bu tam zengin arabası ya. Abi çok belli zaten. Yani arabanın görünümünden, dış görünüşünden falan. GTR 33'ümüz geldi. Bu araba bayağı bekleniyordu açıkça söyleyeyim. Bu arabanın üstüne bayağı bir çizimler falan yapanlar vardı. Aşırı beklenen bir Japon arabasıydı. Ya hayret, Olsas Games Japonlara birazcık önem vermeye başladı diyebiliriz. Bir tek Japon sunucusu eksik. Onu da getirse tam olacak yani. GTR 33 yani getirmeleri çok güzel oldu. JDMC tayfa çıldırdı. GDMC tayfaya da bir, ufak bir iyilik yaptı Olsas Games. Yani açıkça söyleyeyim, benim güncellemelerden en çok beğendiğim araba GTR R33 diyebilirim. Bayağı iyi görünüm falan efsane yapmışlar. Modellemesi çok iyi. Acaba bunların body kitleri nasıldır merak ediyorum. Bir de yeni görünüm olarak City 3 mü diyelim artık abi. City 3'e benzer bir havası var. Yani büyük bir şehire benzer havası var. Yani söyleyeyim, bunu City 3 yapsalar daha çok tutabilir. Umarım City 3 olarak adlandırmışlardır. Bu birazcık yani City 2'ye benziyor ama evlerin modellemesi değişik. Tekstürleri değişik. Yani ikinci oyundaki birazcık evlere benziyor. Tam olarak algılayamadım. Bunu mutlaka yorumlara yazarsın zaten. Ama evleri bayağı beğendim diyebilirim. Yollar falan açıkça söyleyeyim bayağı bir düzenli. Ağaçlar, banklar falan koymuşlar. Bayağı bir etkinlik yapacaklar gibi bu birinci oyunda da. Ama bu birinci oyuna güncelleme getirmelerine çok sevindim. Bu demek oluyor ki Car Parking 1 kaldırılmayabilir. Yani bu güncelleme dev bir güncelleme oldu Car Parking 1 için. İki tane araba, bir tane dev map getirmişler belli ki. Car Parking 1'in kaldırılacağını söyleyenler burada bir patladı diyebilirim arkadaşlar. Çünkü oyuna gördüğünüz gibi güncelleme gelmiş. Bir de yeni araba sesleri eklenmiş. Bu yeni araba sesleri, yeni motor sesleri, bir de egzoz sesleri eklendiklerini söylüyorlar. Gelin şimdi bu sesleri dinleyip de geri dönelim. Tamam. Thank you.
Ya. Benzetme yapmışlar da olabilir. Tam olarak anlayamadım bunu. Anlayanlar yorumlara yazabilir. Arabaların sesleri değişmiş. Önceki araba seslerinden farz edelim ki bunu değiştirdiler. Amerikan arabaları değiştirilmiş. Varsayılan sesleri güncelletmişler. Gayet çok iyi. Japon arabalarının sesleri güncellenmiş. Yeni turbo sesleri eklenmiş. Yeni kamyon durdurma sesleri eklenmiş. Bu büyük ihtimal tırlar için geçerli. Yeni özel motor sesleri eklenmiş. Bu CarParking 2'den dayanarak ekletmişler dediğim gibi bu sesleri. Ortam güncellemesi, yeni kırsal konum. Bu gösterdiğim Farming Simulator'a benzeyen buğday yerlerini diyor herhalde. İki araca da oturma ve çıkma animasyonları eklenmiş. Yani iki koltuklu olan arabalara söylüyor herhalde bu güncelleme şeyini. İki araca açık kaput bagaj kapıları eklenmiş. Yani bu şeyler de olabilir. Yani iki tane araba olabilir veya iki kapılı arabalara olabilir. Tam olarak bunu anlayamadım. Tüm araçlara flaşörler ve fren lambaları güncellenmiş. Ya bunu biz Sadık'la çok konuşuyorduk. Ön farlar, arka stop lambaları çok bug'lıydı. Ya bunu biz özellikle Sadık'la ilgilere ulaştırmaya çalışıyorduk. Çünkü arabaların çoğu farları bozuk diyebiliriz. Yani sen frene bassan bile geç yanıyordu. Yani yanlış yanıyordu. O yüzden de sıkıntılar vardı. Sadık ve ben sevinmiş olabiliriz. Skybox'u örtmeyen sisler düzeltilmiş. Ya bu sesler şeydir büyük ihtimal. Hani renklendirme falan geldi ya, bunları fixlemişlerdir. Bu garanslayan oyuncularımız vardır illaki. Ağaçlar için optimizasyon getirilmiş. Yani oyunda ağaçları görüyorduk ya, kasıyordu ya. Bunlar için optimizasyon getirmişler. Abi bu arada bir şey söyleyeyim. İlk defa optimizasyon yazısını duydum bu tablolarda. Yani siz de duydunuz mu? Ben hiç görmedim. Eğer varsa mutlaka yorumlara yazsın. Ben ilk defa optimizasyon yazısını bu güncellemede duydum diyebilirim. NPC arabaları düzeltilmiş. Düzeltmeleri bunlar olsa gerek. Genel araba düzeltmeleri, arabaların tekstürlerinde oynamalar var herhalde. Bu demek istiyor. Küçük hata düzeltmeleri bu kadardı abi. Açıkça söyleyeyim, burada en beğendiğiniz özellik ve arabayı mutlaka yorumlara yazın. Hangisi? Ben en çok GTR 33'ü beğendim tabii ki de Japon hastası olarak. Yani optimizasyon yazıyor ama ben optimizasyonu yani inşallah getirmişlerdir. Diğer özellikler de böyleydi abi. Yani umarım özellikleri ve güncellemeyi beğenmişsinizdir. Yani ilerleyen zamanlardaki güncelleme getirirler illaki. Yani bu güncellemeden bu güncelleme getirdiklerinde illaki oyunda bug'lar çoğalacaktır. O yüzden de bug fix'leri falan gibisinden yeni yeni güncellemeler getireceklerdir. Bu arada bunlar da ikinci oyuna gelebilir, CarParking 2'ye gelebilir, bilginiz olsun.
Umarım güncelleme videoyu beğenmişsinizdir. Yani sizlere katkım olduysa ne mutlu bana. Şu an gecenin 12'sinde falan çekiyorum bu videoyu. Siz ne zaman izlersiniz Allah bilir. YouTube'un algoritması like'lara göre çalıştığı için de siz de videoya ufaktan like atmayı unutmayın. Ve de görüşlerinizi yazmak için de yorumlara yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda hepiniz hoşça kalın efendim.